Evet değerliler, hukuk da Türkiye'nin önemli sorunlarından bir tanesi ve bu konuyu Türkiye'deki uluslararası kuruluşların pek çoğunun da bir yandan da IT kuruluşların özellikle ya da platformların Türkiye'deki hukuk işlerinde de kendine yardım eden önemli bir hukukçuyla Gönenç Gürk kaynakla konuşacağız. Gönenç Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abinizi sık sık konuk ediyoruz ama size evet. İlk defa nasip oldu. Hemen başlayalım isterseniz daha da gecikmeden çünkü biraz geç saatler oldu. Daron'la beraber bir program yapmıştınız değil mi? Evet, Daron hocam oldu. Daron hocamla beraber. Daron bir türlü gelemedi bize ama inşallah bir yer onu da alacağız. Ve özgürlükler, hukuk ve bunun toplumsal refaha etkisi. Evet. Neydi o sunum? Etkisi ne size göre? İkinize de göre ne? Biz 2014 yılında bu konuyu ele aldık bir konferansta beraber. Tabii Daron Acemoğlu'nun çok derin çalışmaları var zaten bu konuda. Evet. Önemli bir uzmanlık kitabı var. Anlamında. Bu konunun da uzmanı. Başka bazı konularında öyle ama özellikle bizim üzerinde durduğumuz kısmı benim hukuk bacağında, onun iktisat bacağında o konferansta 2014 yılında Kasım olması lazım anlattığımız konu. Ve ondan sonra da istikrarla benim hep üzerinde durmaya çalıştığım konu şuydu. Ekonomiyi hukuktan, hukuku ekonomiden ayırmaya imkan yok. Yani bir yandan hakları baskılayıp, hakların çekirdeğini daraltıp, bir yandan da haklar derken ticari haklardan bahsetmiyoruz değil mi? Ticari haklardan özellikle bahsetmiyoruz. En fazla ifade özgürlüğünden bahsediyor oluyoruz tabii. Hakların eğer herhangi bir hakkın merkezinde çökmeler yaşanıyorsa bunun iktisadiyat hayatına da etkisi olmak zorunda. Ve bunun tersi de söz konusu. Yani hakları coşturarak ve özellikle ifade özgürlüğünü coşturarak aslında bir sonuç elde edebilirsiniz. Ve çeşitli bağlantılarla birazdan belki sohbetini ederiz. Ekonomik büyümeyi tetiklemeniz mümkün olur. Bu o zaman dile getirdiğimizde bugünkü kadar kolay algılanır bir şey gibi duyulmuyordu. Çünkü o zaman yine Türkiye fena bir iktisadi performans göstermiyor gibi. Düşüş yeni başlamıştı. Düşüş yeni başlamıştı 2014 senesinde. Dolayısıyla biz bunları söylediğimizde efendim Çin modeli de var. İşte Türkiye uçuyor zaten vesaire deniyordu. Biz de anlatmaya çalışıyorduk ki bu modelin ana önermesi, asıl söylemeye çalıştığımız şey gerçek potansiyelinizle büyümenize imkan yok eğer hakları coşturmazsanız. Yani mütemadiyen eğer insanlar baskılanıyorsa, mütemadiyen ifade özgürlüğüyle ilgili sıkıntılar yaşanıyorsa o zaman bunun inovasyona da etkisi olacak, rekabetçiliğe de etkisi olacak. Aptalca fikirleri mantıklı, iyi fikirlerden ayırma imkanına ilişkinde etkileri olacak. Kendine iyi insan süsü veren kötü insanla başkalarının kendisi hakkında ne düşündüğünü o kadar da umursamayan iyi insan arasında ayrım yapma imkanını da ortadan kaldıracak. Her şey birbirine karışacak. Şimdi bugünün dünyasında artık zaten peçeli görüntüler çok fazla var. Yani eskisi gibi ırkçı kukuleta takmıyor. Ku Klux Klan gezmiyor ortalıkta ama ırkçı var. Berlin duvarı yok ama duvarlar var. Hasımsız mağdurlar var ortada. Burada bu mağduriyetleri bulabilmek için de bu yıkılmaları toparlayabilmek için de ifade özgürlüğüne ihtiyaç olduğunu tezlemekteydik. Şimdi tabii artık gelinen noktada biz neredeyse bir ülke olarak bunun case study'si haline geldik. İsrail'de böyle bir örneğe dönüştü bakın. Son bir yıl içinde oldu ve de bir yılda oldu. Ki bana göre olağanüstüdür. Türkiye'de biraz daha uzun bir zamana yayıldı bu. İsrail'de daha bir yıl mı da oldu? İsrail'de bir yılda patladı. Daha önceden başlayan bir şey vardı. Evet. Türkiye. Ama bir yıl önce yaptığım bir konuşmayı hatırlıyorum ben. İsrail'de değil de yurt dışında yaptığım bir konferansta çok açık arayla İsrail'deki startupların nasıl uçtuğunu, evet, İsrail'in nasıl muazzam bir iş başarmakta olduğunu vesaire anlatıyorduk yani. Ve siyasi olarak yanlış retorik yürütüldüğü zaman, yeterli gerginlik suni olarak bir topluma basıldığı zaman bütün bunların sonucunun nasıl hızlı bir şekilde startupları da kaybetmek, bütün bu inovasyon enerjisini de kaybetmek, yeni yatırımı da kaybetmek olduğunu görür olduk. Buradaki temel önerme şu Fatih Bey aslında. Bir an San Diego'ya gidiyoruz kafaca. Kuzey tarafa doğru bakıyoruz San Diego'dan. Los Angeles göreceğiz. Hollywood'u var.
efendim Griffith işte observatuarı var, var oğlu var, güzel şeyler. Biraz daha yukarıya doğru bakıyoruz. Hala Amerikan, aynı San Francisco'ya giderken daha Silicon Valley'ye gideceğiz değil mi? Silikon Vadisi'ne. Orada Santa Clara vesaire şu bu, o yıkılıyor ortalık. Herhangi bir şirketini aldığınız zaman Türkiye'nin gayri safi milli hasılatını aşar. Şimdi o, yukarı doğru baktık San Diego'dan böyleyiz. Aşağı bir döndük. 32 kilometrecik yani inip ineceğimde. Tijuana'ya geldik. Tijuana'da Los Zatos, efendim Juarez, Sinaloa, bunlar öbürleri gibi, bunlar kartel. Şimdi öbürgeleri gibi şehir ismi değil. Ya bu uyuşturucu kartelleri bilmiyor. Burası gırla gidiyor. Yukarısı Silikon Vadisi'ne vermiş kendini. Bu farkı açıklamak lazım. İkisi de insan. Nasıl oluyor da insan toplumlarının biri bunu arada üretirken... Arada da 30 kilometre var. Şimdi bunu açıklayacağınız zaman iş şuraya gelecektir. Herhalde diyeceksiniz topografyada bir fark var. Yok. İklimde mi acaba var? Limonata gibi iki tarafta da. Irk. Daha eski toplum belki bir tanesi, evet, de onun için ileri gitti. Yo, Aztekler, İnkalar gırla gidiyor o tarafta. Burası daha 1600'lerin ortalarında ancak kolonize olacak. Ne oluyoruz o zaman? 100 yıl önce millet birbirini vuruyor orada. Aynen. Olan tek fark, biri hukukla kendisini çiment oluyor ve haklarına sahip çıkmayı öğrenmiş olarak geliyor zaten. Bıkmış yani. İngiltere'den çıkıp gel... Şunu satmıyoruz tabii ki bu... Tezin içinde şu yok yani. Ah Amerika bütün meselelerini çözmüş. Amerikan ne kadar harika. Yok. Amerika belki de en derin toplumları olan, en derin sorunları olan toplumlardan biri. Ama hukukla kendini çimentolamayı becerdiği ölçüde Amerika Birleşik Devletleri'nin sağladığı bir fırsat var gerçekten. Ve o fırsatı kullandığı ölçüde de dinamik tutabilen ve buradan beslenen, dolayısıyla da o kanadı öyle yaratabilen bir insan toplumu olmuş vaziyette. Aşağısı da tam tersine dışlayıcı kurumlara kendini vermiş. Bir takım zenginler var ki aşağıda, yani Meksika tarafında, Amerika öylesini göremez, öyle bir zenginlik. Ama toplumun geri kalanının ruhunu emerek elde etmiş o zenginliği. Çünkü kurum yok ortada. Doğru düzgün kurumlar kurulmuş vaziyette değil. Buradan tabii siyaset-hukuk ilişkisine gelmek lazım ve mecburi. Zira sonunda iş döne dolaşa şu sarmala geliyor. Hangisi hangisini tetikliyor? Bu işe nereden başlayacağız? Eğitimden başlayacağız? Hukuktan mı başlayacağız? Siyasetten mi başlayacağız? Hangisiyle yoğrulacak? Benim tezlediğim, hukukun özellikle de ifade özgürlüğü tarafından başlanması gerektiği, ifade özgürlüğünü coşturmak suretiyle aslında hakların her birinde rehabilitasyona yol açabileceğiniz ve kişilerin de böylece haklarının sınırlarını çizebilecek olduğu. Şimdi lafınızı keseceğim. Lütfen, estağfurullah. Özür dilerim. Şimdi gibi. Bu konuda sizin ve Daron'un ve daha pek çok aklı başı hukukçunun söylediklerini bir takım siyasetçiler de tersten bakarak diyorlar ki pek de öyle değil. Örnek Çin. Örnek Güney Kore. Evet. Diyorlar ki bakın demokrasi yok, insan hakları yok, ifade özgürlüğü yanından geçmiyor. Çin'de tek bir partinin egemenliği var. Güney Kore'de de benzer bir durum var. 30 sene 40 sene iktidarda kalmış tek bir baskıcı görüş var. Ama bunlar büyük atılım yaptılar. Özellikle Çin 7 büyüyor. Hem de o koca ekonomide 7 büyüdü yıllarca. Şimdi biraz düşmüş olsa da. Demek ki aslında demokrasi büyümeye engel. Bakınız Avrupa diyenler var. Şimdi demokrasi... Demokrasinin ifade özgürlüğü daha doğrusu. Bu tez var. Nice zamandır ortada. Yalnız Çin tabii çok iyi bir örnek değil. Çünkü Çin olağan dışı bir parametre. Yani öyle bir kalabalıktan ve öyle bir kendi içinde ekonomik güçten bahsediyorsunuz ve büyüklükten bahsediyorsunuz ki oradaki marjinal etkinin nelere yol açtığını ölçümlemek çok kolay değil. Dolayısıyla tez eğer kendi gerçek potansiyeliyle büyüyememek tezi ise, bu tezin hala doğru olma olasılığı çok yüksek. Çin'de bile. Çin'de şimdi ne sıklıkta Çin'e gittiniz bilmiyorum. Ben aşağı yukarı senede iki defa gitmek durumunda kalıyorum son 10 yıldır. 10 yılda dahi çok net bir değişim var Çin'de. Oradaki birim özgürleşmenin oradaki potansiyellerle çarpanlanması sonucunda çok başka bir şey elde ediyor olabiliriz. Ha
Tabii ki Çin paldır küldür açılmaya hazır olmayabilir. Bunun altyapısı kurulu olmayabilir. Bunlar ayrı konu ve Çin benim meselem değil. Ama orası değil. Da kendi ölçülerinde özgürleşiyor. Kesin. Hiç tereddüdüm yok bu. Kesin. Doğru. Bir. İki. Bir de eğer özgürlük üzerine bütün şasiyi koyduysanız ve toplumu buna göre eğer örgütlediyseniz, Türkiye'deki asıl yapı bu ve ona göre de bir kapitalist sistem de getirdiyseniz, ondan sonra dönüp de ifade özgürlüğünü söküp aldığınız takdirde büyük vahşet yaşanıyor. O zaman çok büyük vahşet yaşanıyor. Şimdi öbürü kontrol üzerine gidiyor. İnsan zaten belli bir kıymete sahip sadece Çin'deki haliyle. Ve dolayısıyla belli bir baskı var. O yarı kölelik düzeniyle ihracatı köpürteceğiz. O yarattığımız katma değeri içeride urbanizasyona vereceğiz. Ve dolayısıyla da daha fazla inşaata kendimizi vurup büyüme rakamı bulacağız. Bizim Türkiye'de borçla yaptığımız işi adam bileğinin hakkıyla yapıyor yani. Şimdi bu yapı gene bir ölçüde işleyebilir ama kendi potansiyeliyle büyüdüğünü söylemek de zor aslında. En önemlisi bizdeki gibi kurulmuş bir mekanizmada ifade özgürlüğünü bunun içinden çekerseniz hiçbir şey kalmıyor elinizde. Çünkü o zaman sömüren çok ağır bir şekilde sömürme lüksüne kavuşmuş oluyor. Ve bunu yaparken de aslında toplam faydayı, toplam pastanın büyüklüğünü içe doğru çökertecek ve kendisine her şeyi apartacak şekilde yapmak. Yani bir tür iç kapitülasyon mu olmuş oluyor? Tabii ki. Çünkü artık hakların içeriğinde, yani ifade özgürlüğü dediğimiz ne? Şimdi burada da toplumda bazen yanlış anlamalar oluyor. Evinde bizi izleyenlerden bazıları Anadolu'nun belli köşelerinde vallahi bizim bir problemimiz yok hanımla. Evde her şeyi konuşuyoruz. Kahvede arkadaşla bak sen çıkmışsın televizyona maşallah verip veriştiriyorsun diyebilir. Ama ifade özgürlüğü o değil. İfade özgürlüğünün esas yaşanacağı an birisini somut olarak rahatsız ettiğiniz an. Ve o anda tam da ben bundan rencide oldum, ben bundan rahatsız oldum diyeceği yerde benim ifade özgürlüğüm var kardeşim dediğin sert eleştiri nokta, özgürlüğü. Tabii ki. Her konuda. Ve bu görüşlerin çarpışmasından ortaya çıkacak olan inşaat faaliyetinden bahsediyoruz. Bu bir kere eğer sansüre uğramaya başlarsa, kendi içindeki sansüre uğramaya başlarsa, başkalarının siyaset yapma baskısıyla yürümesinden olabilir ki Türkiye'de çok yaşanan bir şey. Bunların tamamı toplamda aslında cepheden çekilmeye yol açıyor. En fazla da genç kuşakta cepheden çekilmeye yol açıyor. Şimdi neyi engellemiş oluyorsunuz? Kuşaktan kuşağa akan bir zehir var aslında. Yani gelir dağılımı adaletsizliğine de, çevreye hassasiyetsizliğe de, başka illetlere de kuşakları eklemlendiriyor üst kuşaklar. Şuradan bakalım. En kudretli hükümrana kaç yıl yazarsınız? Kaç yıl bu insan güçte kalsın? İşte şöyle 45 var. Yıl verin. 46 yıl var kanun işte. Kanuni 46 yıl olsun. Ya işte Fatih Sultan Mehmet 30 yıl. Verelim 45'i. Abdülhamit Keza. 45 yıl insan soyları için hiçbir şey değil. Buna rağmen 45 bile gelse bu devinim içerisinde mütemadiyen aynı düzenin devam ettiğini görüyoruz. Bir devamlılığı sağlayan faktör var. O bu oyuncunun kendisi olamaz. Kanuni'nin kendisi değil o. O ona eklemlenen, o güçten lezzet alan, nemalananlar. Onlar o motorun aşağıya doğru da akmasına, diğer jenerasyonlara, diğer kuşaklara da geçmesine de ön ayak oluyorlar. Bunu kesebilecek olan tek şey bir kuşağın birbirine de tutunarak, çiçek çocuklar böyle olmuş olabilir 68 kuşağı, bir kuşağın birbirine tutunarak ya ben bu zehri daha fazla akıttırmayacağım kardeşim demiş. Biz şu anda mesela bizim yaş kuşağımız bu eğitimi kendi çocuklarımıza biraz çevre hassasiyetleriyle ilgili verir gibiyiz görüyorum etrafımda. Ne yazık ki terse bir eğitimden bahsediyorum. Çocuklar gerçekten depresif vaziyetteler, gerçekten çok büyük telaş duyuyorlar. Evet. Anksiyetesi olan, panikleyen çocuklar var ortada. Çünkü anlıyorlar gerçekten çevre meselesinin nereye gittiğini. Ama siz ben kaşarız. Bizler bir şekilde öğrenmişiz nasıl idare o duygunun etmeyi. İdare biz yatağa gidip uyuyabiliyoruz. Biz onu biliyoruz yani. Dolayısıyla onları da ince ince ya o kadar da aslında büyük bir olay değil. Yahut işte sokakta dilenci gördüğü, yoksul bir insan gördüğü zaman bu insanın hali ne dediğine yani onun tarafına doğru çok bakma. Dur çok mu üzüldüm ben 10 lira vereyim ile idare. Şimdi bu akış
bu düzenin de devamını sağlıyor. Bunu engelleyebilecek olan haykırışı da ifade özgürlüğünü söküp alırsanız hepten artık boğmuş oluyorsunuz. Burada çok ciddi bir kırılma yaşanıyor. Yani ifade özgürlüğü, toplumsal değişimi, toplumsal gelişimi, buna bağlı olarak siyasal ve ekonomik gelişimi sağlamak açısından önemli. Kesinlikle. Yanlışın ne olduğunu söyleyebilme özgürlüğü. Kesinlikle. Kendince. Evet. Ve yanlışı ve doğruyu doğru ayırması da o kadar önemli değil bu arada. Yani şunu da düşünmemeli insanlar. Ya ifade özgürlüğünü çağıldatsak Türkiye'de ne olacak? Sonuçta eğitim seviyemiz yeterli olmadığı zaman ortaya çıkan fikrin kendisinin kalitesi çok yüksek olmayacak ki diye düşünebilir insanlar. Bir, bu tamamen doğru değil. Yani bir, şunu söylemek lazım ki üniversitelerimizde bazı öğrenciler, bazı çalışmalar yapan insanlar var ki dünyadaki denklerine parmak ısırttırırlar. Ben bunu sıklıkla abimle de konuşurum. O da hocalık yapıyor, ben de hocalık yapıyorum. Yani bu ülkenin iyisi hala çok iyi. Çok kesinlikle iyi yani. Çok iyi. Şimdi bir kere o adamın topluma bir şey verecek damara ulaşabilmesi lazım. Bu ifade özgürlüğü olacak. İkincisi de eğer iş hassasiyetlerden arta kalanlar ifade özgürlüğüdür durumuna gelirse orada hepten çatlayacağız demektir. Çünkü hassasiyetlerden arta pek bir şey kalmıyor Türkiye gibi bir ülkede. Yani baştan ifade özgürlüğü merkezli tanımınızı yaparsanız o zaman ifade özgürlüğünü koruma şansınız var. Ama bir dakika, şu bizim kutsalımızdır, bu bizim için çok önemlidir. Türkiye'nin yalnız etrafı düşmanlarla çevrili, jeopolitik konumumuz, hassasiyetimiz, tarihimiz, böyle listeyi saydın mı? Saydın bir tık, geri kalanlarda ifade özgürlüğün olsun dedi mi? O alanda bitti. Çalışamazsınız zaten. O alanda bir şey üretemezsiniz. Dolayısıyla hassas abi, biliyorum ama bir dakika. Yani mayınlar var, basmamak şartıyla koşmak serbest. O zaman koşmak yok işte. Koşamıyorsun. Aynen, koşamıyorsun. Şimdi bu şu anlama gelmiyor. Dünyanın başka ülkelerinde mutlak ifade özgürlüğü var satmıyor tabii ki kimse. Ama bizdeki çöküş çok real bir çöküş ifade özgürlüğü bakımından. İşte bugün 10 Nisan günündeyiz. Metin Göktepe'nin doğum günü. 56 yaşında olmuş olacaktı. Ölmemiş olsaydı eğer. Öldürülüşüyle ilgili olarak dahi konuyu duvardan mı düştü, çay bahçesinde otururken efendim sandalyeden mi düştü ile tartıştığımız bir maziden geliyoruz. 96 senelerinde bu ve de siyasetçilerin elinde bize bu şekilde takdim ediliyordu. Ama peşi bırakılmadığı zaman, ifade özgürlüğü doyasıya kullanıldığı zaman, onunla beraber Eyüp Spor Salonu'nda eziyet görmüş insanlar çıkıp hayır efendim bu insanı döve döve öldürdüler. Öldürdüklerini gördük, bizim elimizden alıp gittiler diye haykırabildikleri zaman biz Metin Göktepe diye bir şeye bir insana kavuşabildik. Ve o bir şeyler öğretti bize. Yeterince öğrenmemişiz ki daha niceleri de var. Ama sonuç itibariyle bizim bu ifade özgürlüğünün olmadığı dünyada çıkacağımız yolculuk kesinlikle çok çetin ve çok kötü bir yere çıkıyor. Bizim eğer derdimiz refah derdiyse, ki siyasetin de derdinin öyle olacağını varsaymak lazım, insan toplulukları olarak da derdimizin mutluluk ve refah ve huzur olduğunu varsaymak lazım. O zaman işin ilk adım noktası ifade özgürlüğünden geçiyor. Peki şimdi benim Türkiye'ye özel, belki başka yerde var ama Türkiye'ye özel hukukla ilgili mevcut durumdan gördüğüm bir şey var. Evet. Türkiye'de hukuksuzluktan toplumun önemli bir kısmı memnun. Çünkü Türkiye'de hukuksuzluk toplumsal sınıf atlamanın bir aracı olarak kullanılmıyor mu? Bu yüzden de mücadele etmek çok zor değil mi? Buna katılacağım. Öyle, doğrudur. Yani 25 yıldır avukatlık yapıyorum. Dünyanın her yerinde de, Türkiye'de de ve Türkiye'de genel olarak şunu daha sık gördüğümü düşünüyorum. En hukuk devleti satanlar, en mükemmel artikülasyonlarla Türkçe konuşanlar, en tepeden bakanlar dahi kendi işini çözmeye gelince bir anda güce eklemleni veriyor. Evet. Bu var. Bunun ortadan kalkması için ama toplum genelinin başka türlü bir taleple gelmesi lazım. Bu zaten elit bir hareketle olmaz. Bunu toplum genelinin talep ediyor olması lazım. Yani şöyle niye bir şeyle. Etsin? Niye etsin? Çünkü güce eklemlenme şansı düşük aslında. Yani kendisi sömürülüyor. Aslında şuna uyanması gerekecek toplumun bir noktada. Bizim burada hak talebinde bulunmamız
Ve sadece şunları istememiz gerekecek. Kardeşim bırak, ben hakkım ihlal edildiğini düşündüğümde, haklı da olsam haklı, ben bir sesimi çıkaracağım. Bir. İki, bana bağımsız bir tane yargı vereceksin. Kalitesini de umursamıyorum yargıcın ama niyeti iyi olacak ve bağımsız olacak. Kimse ona telkinde bulunamayacak. Üç, bir mevzuat vereceksin ki öngörülebilir olacak. Bak, kaliteli olacak da demiyorum. Kuralları üst kalite olsun demiyorum. Dünyanın en modern hukuk rejimi olsun demiyorum. Kendi içinde saçmalıkları ve tenakusları dahi olabilir. Ama her muhataba her sefer aynı sonucu verecek. Bana bu üçlüyü ver, bunun üstüne inşa edeceğiz ondan sonra. Bu üçlü zor bir üçlü değil. Yani saat doğru çalışmıyor bile olsa... İstikrarlı olacak. İstikrarlı olsun. İstikrarlı olacak. O istikrarlı olduğu için de üstünde çalışma imkanı verecek. Yani yeterince insana eğer yanlış sonucu verirse, ciyaklama imkanı da olduğu için elinde ifade özgürlüğüyle... Ciyaklama. Ya kardeşim bu bozuk denilecek. Ve o bozukluk dolayısıyla da... Ve bozukluğu güzel, söyleme hakkın da olacak sonuçta. Böyle böyle peyderpey bir şey inşa... Şu anda ne yapıyoruz? Bir şey inşa ediyor muyuz? Şu anda patinaj yapıyoruz. Ve bizimki gibi bir ülke için en büyük kanser zaman kaybetmek. Biz zaman kaybediyoruz. Ve çok uzun süredir zaman kaybediyoruz. Niye bizimki gibi bir ülke için zaman kaybetmek en büyük kanser? Çünkü biz kendi dinamiklerimizle kim dışarıda geçer akçe, kimin evrensel karşılığı var, kimin yok, bunların herhangi birine mukayyet olamazken ve küçük tartışmalarla ve suni bir takım gerginliklerle vakit geçirirken millet gerçekten çarpanlı bir şekilde bilgiyi büyütüyor. Yani bizim ezberlediğimiz kendi çocukluğumuzdan, işte Osmanlı İmparatorluğu pencerelerini dışarıdaki gelişmelere kapattığı için şöyle oldu. Kardeşim, pencerelerini dışarıdaki gelişmelere kapatmak sadece Osmanlı İmparatorluğu'ndaki matbaayı yasaklama hareketleriyle olmuyor. Gerçekten şu anda biz bu treni kaçırmaktayız. İnovasyon trenini kaçırıyoruz biz. Biz yenilikçi düşüncenin hiçbir yerini tutturamıyoruz. Bakın, Çin örneği verdik. Az evvel Çin'i tartıştık. Adam evet, taklit ediyor olabilir. Taklit de, mimicking hareketi de sonuçta inovatif bir hareket olabilir kendi içerisinde. Biz taklidini dahi yeterince kuvvetli bir şekilde yapamaz durumdayız şu anda. Bizim buraya çok acil soyunmamız lazım. Ama biz vakit kaybetmenin zirvesine çıkmış vaziyetteyiz. Doğum günlerinden açıldı konu. Bugün gene Nizamül Mülk'ün de doğum günü. 1055 yıl evvel bugün doğdu. Nizamül Mülk'ün bütün olayı, en önemli varlığı değil mi? Nizamiye mektepleri, sonradan üniversitelerin Nizami köküdür medrese denilecek medreseleri. Bu medreselerin, üniversitelerin kökü olduğu kültürün bir parçasıyız biz. Ve biz şu anda çocukları üniversitelere yollayamıyoruz. Evden hala eğitimle vakit biz patinaj yapıyoruz. Tekrar ediyorum, bizim çok fazla vakit geçirdiğimiz bir, vakit kaybettiğimiz bir konjonktüre girmemize yol açıyor. Bunların tamamı da ses çıkarma özgürlüğüyle, yani ifade özgürlüğüyle daha doğru bir kanala oturtulabilirdi. Nabız tutma imkanını da bu sefer hem siyasetçinin elinden hem yasa koyucunun elinden almış oluyoruz. Nabız tutma imkanını aldığımız zaman da hukukun ta kendisi dışlayıcı bir kuruma dönüşmüş oluyor. Vatandaş hukuku sahiplenmiyor. Toplum hukukla kol kola değil bizim ülkemizde. Hukuk benim yanımda duygusu duymuyor. O bir siyasetçiye oy veriyor, oy verdiği siyasetçiyi hukuk götürüp asıyor. O bir siyasetçiye oy veriyor, ondan sonra hukuk kisvesi altında bambaşka oluşumların olduğunu görüyor. O siyasetçi ona zulmediyor bazen. Ya da o siyasetçi dönüyor ona zulmediyor, onu da hukuk kisvesi altında yapıyor. Şimdi bu toplumun da hukuka baktığı zaman ilişkisini prensip üzerinden değil, güç üzerinden kurmasına yol açıyor. Toplum hukukla ilişkiye gireceği zaman güçlüye yaslanmak anlamında hukuka başvuruyor. Fırsat kollamaya başlıyor. Halbuki prensip üzerinden bu ilişkiyi kurabilir, kurabilmesi için de ama ifade özgürlüğüne ihtiyaç var. Peki şu söylenebilir, kim verecek kardeşim bu ifade özgürlüğünü? Şimdi orada şöyle bir konu var, onu açıklıkla söylemek lazım. Sökülüp alınmayan bir hak aslında yok. Yok böyle bir hak. Hiçbir zaman anayasamızda belli haklar yazdığı, belli yetkiler olduğu için bir şeyler var olmuş olmuyor. Bunlar gerçekten sökülüp alındıysa, kıymeti bilindiyse, çerçevesi tanımlanabiliyorsa aslında var.
Bizim en önemli problemlerimizden bir tanesi de bu. Bize hakların verilmiş olması, bir büyük lider tarafından bir atlama yaşatılmış olması dolayısıyla bir şeylerin lüksünün yaşandığı bir yerden şu anda hakların sınırlarını çizmek zorunda kaldığımız bir yere doğru evrim yaşıyoruz. Ve o hakların sınırlarını çizmeye çalıştığımız sırada bizim aslında önemli problemlerimizden bir tanesi bizim kendi eksenimizde tam olarak duramamamız, prensipli kalamamamız gibi bir soruna yol açıyor. Herkes siyasileşiyor çünkü. Bakın ben mesela bugün konuşuyorum. Televizyonda belki izleyenler, bu çocuk kesin CHP'li diyor. Ya at, ben bu rozeti istemiyorum. Ben İşçi Partili gibi hissettim. İşçi Partili at istemiyorum, onu da istemiyorum. O rozetleri de istemiyorum. Siyasetten de bahsetmiyorum. Ben hukuktan bahsediyorum ve bir eksen koyuyorum ortaya. Ama bu eksende konuştuğum zaman şu anda muhalif bir görüntü veriyorum. Doğal. Çünkü güç ve siyasi erk sahibi daha farklı bir tavrın yolcusu olmuş oluyor. O zaman siz de hukukun prensibinden, ifade özgürlüğünden, vakit kaybediyor olmaktan bahsettiğiniz zaman elbette başka bir çizgide kalmış oluyor. İnsanlar o çizgide kalmayı da sevmedikleri için artık hepten ağızlarını açmaz vaziyete geliyorlar. Ben bugüne kadar televizyona bildiğiniz gibi çıkmıyordum. Ve çıkmamamın önemli sebeplerinden bir tanesi de her söylenenin siyasi algılanacak olmasıydı. Teke tek bilim gerçekten çok beğenerek takip ettiğimde bir program ve aslında konuları daha analitik değerlendirmeye çalışıyor. Dolayısıyla da daha hukuk bir bilim değilse de daha net bir eksene koyabiliriz ve ifade özgürlüğüyle iktisadi kalkınma arasında bir ilişkiyi ortaya koyabiliriz diye hayal ettim. Umuyorum faydalı olur. Peki şimdi İnsanların en anlayacağı şekilde, bu sizin ne kastettiğinizi biliyor. Yani eğitimin tabii ki rolü çok yüksek olacaktır. Peki Yönetmen Bey, şimdi bir sıkıntı acaba toplumsal olarak bazı ülkeler hukuk konusunda sizin dediğiniz kadar duyarlı olma yetisinden yoksunlar mı? Özellikle doğuya gittikçe bunu daha fazla görüyoruz belki ama şöyle, Türkiye'de hukuka saygılı insana enayi gözüyle bakıldığı bir gerçek değil mi? Yani ne bileyim, en azından mesela imar affı çıkarmak hukuksuzluğu teşvik değil midir? Ve kaçak bu imar affları çıktığı müddetçe kaçak bina yapıyor olmak, hukuksuz işlemler yapmış olmak geçmişte ödüllendirildiği müddetçe insanları bundan nasıl alıkoyarsınız? Veya hukukun iyi bir şey olduğunu, adaletin herkese lazım olduğunu nasıl anlatırsınız? Kuyrukta bekleyenin bile kaynak yapmayı marifet sayan bir toplumda, en basit hukuki haktır herhalde kuyrukta beklemek. Bir toplumda baba gel kaynak yap ve kaynak yapmayan da salak sayıldığı yerde hukukun hakikaten bir alıcısı var mıdır? Şimdi tabii hukukla kültür ilişkisi enteresan hakikaten. Burada iki farklı boyutu var bizim toplumumuzun. Elbette ben sosyolog değilim, sonuçta benim alanım hukuk. Ama şunu söyleyebilirim, bizde adalet duygusu aslında derinliklidir. Var. Töremizde de vardır. Ve genel olarak da çok fazla böbürlenen, gücünü suistimal eden bizde kolay kolay güçte de kalamaz. Yani bizim... Uzun süre kaldığına tanıklık edebiliyoruz ama zaman. Şüphesiz. Fakat burada tevazuyu isteyen, tevazu talep eden yine toplum olmak durumunda olacaktı. Şimdi sizin önce sorunuza döneyim. Neler var mesela getirebileceğimiz? Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın. İşte bin yıl yaşarsa ve bana dokunmadığı sürece ben görmedim, duymadım gelirse. Şimdi buna uyanması için ama bin yıl toplumun gerekiyor. Bin yıl gerekiyor yani. Orada kuşaklar yitip gidiyor tabii. Bunu nasıl giderebiliriz? Bunun giderilişinde yine aslında hukuku topluma mal etmek, toplumun hukukla barışını yapmak gerekecek. O da yargının bağımsızlığını sağlamakla ancak mümkün olacak. Şimdi dikkat ederseniz suni olarak atabileceğimiz adımlara işaret etmek istiyorum. Çünkü somut olsun istiyorum. Yani ne yapacağız kardeşim dendiğinde yargı reformu yapalım desem... Ne demek? Ne demek olacak? Ve çok karmaşık bir şey... Ya, yapacağın yegane reform... Ben 20 tanesini ben tanıyayım yani. Tabii ki. Yegane yapacağın reform, bir bağımsızlığını tam olarak temin ettiğin ve
iyi niyetinden şüphe duymadığın yargıçlarla bu yolu yürüyeceksin. İki, halka da mutlu olmadığı her yerde bayrağı çekip bağırıp çağırma, ses çıkarma imkanını, kabiliyetini vereceksin ve buna teşvik edeceksin. Üçüncüsü de getirdiğin mevzuatlar büyük üstün teknoloji ürünü olmak durumunda değil, hatta olmasa daha iyi. Yani hukukçuların, ben bunu okuyunca yalnızca ben anlarım, siz basit insanlar anlamazsınız, ben size anlatayım havasına girmesine de el vermeyecek basitlikte net hükümler gibi bir hukukçu zaten gerek yok yani. Buna yani bu kadar karışık bir iş yapmıyoruz ya. Yani bunu basitleştirmek, sadeleştirmek mümkün ve bunu da halka en basit, net, her sefer aynı sonucu vereceği şekilde ama hep muhatabına kör, hep muhatabından bağımsız sonuç verir şekilde yürütmek gerekecek. Şimdi kültür meselesine ama geri dönersek, burada gerçekten Türkiye'de artık çok ağır bir yarılma yaşanıyor. Çocuk yetiştirenlerde gene bakın, az evvel de benzer bir örnek verdim. Çocuk yetiştirenlerde şu anda şöyle bir ikilem dahi var Türkiye'de. Çocuğumu zarif, yumuşak başlı, hakkına razı olan, olgun bir çocuk olarak yetiştirirsem bunun ensesine vurup lokmasını alırlar mı? Biraz şöyle benimki yırtık olsun. Bıçkın olsun. Bıçkın olsun ya. Öyle yok öyle ya ama çocuğum. Seni iten olursa kafa at değil mi yavrum? Şimdi bu adam aslında bunu vermek de istemiyor olabilir ama korkuyor. Çünkü kendisinin ensesine vurup lokmasını almışlar. Ve çocuğu yok ben öyle yapmıyorum kardeşim bu sefer. Ben anamı babamı yetiştirir gibi yetiştirmeyeceğim. Şimdi bu şekilde akarsa eğer... Giderek bozulma katlana kadar. Çok çarpanlı gidecek bu iş. Bunu engellemenin yolu da hukuktan geçiyor gene. Hukuk neyi korur ya? Hukuk ne iş yapar? Hukuk toplumun ortak sevgi bağını korur. Ortak sevgi bağına bir ya. İmkan verir. Çok doğru bir. İnsanların birbirlerine güvenme ihtimallerini arttırır hukuk. Hukuk güvendiğin için mahcup olmamana yol açar. Senin güvenini boşa çıkaran ezilmemene yol açar. Yani boşa düşüyorsan eğer hukuk koluna girer senin. Yok o kadar değil, yanında ben varım der. Bu hukuk ortada yoksa eğer herkes kendinden mesul demektir. O zaman çocuğuna da millet buna göre bir öğreti akıtacaktır. Bizim şu anda yaşadığımız önemli problem hukuksuzluktan kaynaklanıyor. Yani kültürel olarak problemmiş gibi gördüğümüz mesele de... Toplumda giderek egemen hale gelen birbirine güvenmeme, kurumlara güvenmeme, tabii. Komşuna, eşine, dostuna güvenmeme halinin temelinde aslında o var. Çok, çok doğru. Çok kesin. Doğru. Yani gene kültür konuşuyoruz madem. Kültürümüzden gidelim. Hazreti Mevlana. Şimdi Mesnevi'sinde diyor ki, sevgiyi anlatırken garezsiz ve maksatsız olarak bir akıl bir diğer akılla bağdaşırsa bundan sevgi doğar. Akılların yolundan garezi ve maksadı çekecek olan da hukuk işte. Eğer oraya hukuku sokmazsak ve bir şekilde akılların yolunu açmazsak, yani ortak akla imkan sağlamazsak, o zaman bizim bu işin içinden çıkma ihtimalimiz kalmıyor. Hukuk oradaki ortak akıl. Ortak akıl birel olarak akılların birbirleriyle münasebetini sağlıyor. O münasebetten inovasyon da doğuyor. O münasebetten dayanışma da doğuyor. Ki bunları görüyoruz. Depremde olağanüstü güzel örneklerini gördük. Yani toplumun nüvesinde ne olduğunu biliyoruz. Potansiyelden kasıt o zaten. Ama o dayanışmayı bir yandan da sinsiliğe, bir yandan da köşe dönücülüğe, bir yandan da bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasıncılığa kaybediyoruz. Çünkü hukuk gerekli rolü oynayamıyor. Oynamadığı zaman da herkes kendini her an bir güreş minderinde hissediyor. Ve buna göre hem etrafındaki insanları yetiştiriyor hem de gardını ona göre alıyor. O zaman iletişim de ona göre oluyor. Yani sadece ekonominin değil, toplumdaki güvensizliğin, sevgisizliğin ve toplumsal haksız rekabetin temeli de hukuk. Şüphesiz öyle. Bunu böyle hakikaten bu sevgisizlik boyutunu hakikaten hiç böyle düşünmemiştim. Gerçekten ilginç ve önemli bir tespit. Peki, bugün siyasette mevcut düzenden rahatsız olan muhalif kesimin ve o kesimi temsil ettiğini söyleyen muhalefet partilerinin bir söylemi var. Diyorlar ki kardeşim, biz Türkiye'nin yönetmeye geldiğimiz zaman hukuku egemen hale getireceğiz, yargı bağımsızlığını sağlayacağız. Geçmişte bugüne göre bir tık daha iyi olduğu zaman da ben hatırlıyorum. Yani süper değildi ama bir tık daha iyi olduğu zaman hatırlıyorum. Ve sonuçta
Bunun sonucunda Türkiye'ye büyük sermaye gelecek. İşte bir yılda 300 milyar dolar gelecek. Şu olacak, bu olacak ve Türkiye zenginleşecek. Siz hukukla bunun mümkün olduğunu düşünüyor musunuz? Şimdi büyük sermaye gelecek konusuna çok büyük bir soru işaretini bir kere baştan koymak lazım. Samimi olalım. Herhangi bir ne diyelim indoktrinasyona yol açmak doğru değil. Büyük sermaye gelecek ezberi şuradan çıkıyor diye düşünüyorum. Zamanında geldi. Geldi. 2002'lerde, 2004'lerde vesaire geldi. Çünkü daha farklı bir sakatlıkla malul bir ülke vardı ve buna tedavi olacak ve toplumun iki kanadını bir araya getirme ihtimali olan bir yapı ortaya çıktığı zaman o zamanın biz bunu doğuruyoruz diyerek gelen AKP'si ve bu bütünlük içerisinde de hayır arkadaş başörtülü insan da üniversiteye girecek, kamu pozisyonuna da girecek, başı örtülü müdür, açık mıdır vesaire bakmayacağız. Bunlar doğru hareketlerdi. Ve ülkenin de bir yarısının diğer yarısıyla baskılaşması konusunu, o friksiyonu ortadan kaldırmaya aday olabilirdi. Eğer azıtıp bu sefer de öbür tarafın baskısına gitmeseydi. Şimdi onu düzeltmesinin olması konusunu konuşuyoruz. Ama bu böyle zaten. Yani bu uzunlukta eğer güç elde kalırsa daima bozar. Yani bu bilinen bir söylemdir. Güç bozulmaya yol açar, mutlak güç mutlak bozulmaya yol açar. Şimdi buradaki bu yapıya baktığımız zaman bizim açımızdan aslında değerlendirilecek önemli konu bu akış, bu yapı içerisinde bir devinim, bir potansiyel bulmuştuk biz. Ve o bulduğumuz potansiyeli tekrar nasıl yakalayacağız? O yakalama anının peşinde de ancak hukukla olabiliriz diye düşünüyorum. Peki o zaman Türkiye'nin derdi 2002'ye dönmek mi? Türkiye'nin derdi 1962'ye dönmek mi? Türkiye'nin derdi 1935'e mi dönmek? Yani Türkiye nereye dönmek zorunda? Türkiye'nin her şeyi nispeten doğru yaptığı bir dönem var mı hukuksal açıdan? Türkiye'nin yani şimdi dönüp Cumhuriyet'in fabrika ayarlarına bakacak olursanız büyük bir coşkuyla şu konuların peşinden koşulduğu görülüyor. O ülkenin sonradan bu yarışta geri kalması çok şaşırtıcı. Bir, sanayileşme peşinde koşacağım. İki, çiftçinin, tarımın, köylünün yanında olacağım, peşinde koşacağım. Toprağa önem vereceğim ben yani. Üç, modernleşeceğim. Modern dünyaya kavuşacağım, bilgi neredeyse peşinde koşacağım. İkinci Dünya Savaşı oldu, bir yerlerde bir profesörler açıkta mı kaldı? Hop hemen kapılarımı açacağım, hukuk fakültelerime Ernst Hirschler, efendim Neumann'lar dolacak, Schwartz'lar. Yani daima bunun peşinde olmuş olmak hali. Bu doğru bir ayar. Bu, ama orada hukuk mesela orada tartışmalı. Tabii. Döneme uygun belki. Yani dönemin evrensel baskıcı devlet anlayışı uygun belki ama bugünkü hukuk normlarından bahsedemiyoruz o zaman. Doğru. Ama bir yandan da bunun inşası içinde büyük bir çaba var. Yani bir yandan hukukçu yetiştirmeye çalışıyor mütemadiyen. Olağanüstü hukukçulara mevzuatlar evet. Yazdırıyor vesaire. Yani doğru bir, örnekleri alıyor var, hukuk olarak. Bir inşai faaliyet var ortada. Şimdi deminki sorunuza cevabım yarım kalmış olabilir. Onu daha keskin bir dille söylemek belki bir borç. Büyük sermaye gelecek mi gelmeyecek mi meselesi. Şimdi 2002'den bahsettik ve orada bir heyecan ve ondan sonra 2002-2004 özellikle 2005'ler vesaire yoğun girişler. Şimdi aynı ezber olur mu? Dünya aynı dünya değil Fatih Bey. Değil mi? Değil çünkü millet kendi derdiyle uğraşıyor şu anda. Yani biz bir anda silkinirsek ve bir anda oh nihayet demokrasi geldi, özgürlükler coştu, çok iyiyiz, çok yatırım yapılabilir hale geldik dersek bunun etkisi aynı hacimde olmayacaktır eskisine göre. Çünkü ben de bekliyordum ki Türkiye'ye yatırım yapayım durumunda olanın sayısı daha az dünyada. Kendi derdiyle çok meşgul, herkes yanıyor şu anda. Yani şu an bunun en talihli anı değil. Ama ne çok demiş yer arayan sermaye olduğu hukuka baktığı söyleniyor. Var ve tabii ki çok ciddi giriş olacaktır. Bunu yatsımıyorum. Ama
geçmiş ezberlerimize kadar yürüyeceğini bekliyorsak o boyutta da olacağından yani emin değilim. Mesele hukuk tek başına hukuk değil. Değil. İki, hukukun bize getireceği zaten yabancı sermaye girişi suretiyle ve o tür yatırımla kalkınma olacaksa o pek dayanılabilir bir şey de değil. Çünkü yularınız hep başkasının elinde o zaman. Aman çıktı mı çıkmadı mı şimdi şu... Bizim endojen içeriden bir büyümeye ihtiyacımız var. Tabii ki. Bizim bunu becerebilmemiz için... Kendi potansiyelimizi ortaya çıkarmak için hukuk lazım mesela. Aynen öyle. Bizim hukuka... Yani şu kolay bir söylem olurdu. Efendim güven olmadan yatırım olmaz. Bir çocuğa bile güven vermek için sonuçları belli olan kurallar verirsiniz. Her sefer aynı sonucu verirse çocuk da güven duyar ve atacağı adımları bilir. Yabancı sermayede bunun gibi, dolayısıyla öngörülebilirliği arttıralım. Doğru bunların hepsi. Öngörülebilir ama illa hukuk demek değil. Değil. Şimdi bunu yaptık ama hala bir rahatsızız. Hala bir ya bir öyle bir böyle bir çalkantılar, çünkü çalkantılar halindesin. Çünkü adamın keyfine kalıyorsun evet. Yani. Kendi içinden eğer devleşeceksen ve Atatürk'ün koyduğu tür bir muasır medeniyet seviyesi yarışına gireceksen, yani onun parasıyla onunla aşık atma meselesi değil. Ben kendim üretiyorum kendi içimden. Kardeşim benim bu potansiyelim var, arkamda da böyle bir ulus var noktasında olacaksak bizim yegane şansımız bir an evvel artık birbirimize kenetlenebileceğimiz bir hukuk rejimini ve ifade özgürlüğü ortamını oturtmaktan geçiyor. Biz esas biz istifade edeceğiz ondan yani. O zaman ona göre bir yapı içeride kurulabilecek. O zaman ona göre bizim müteşebbisimiz, girişimcimiz sonuç verme imkanına kavuşacak. Peki, şimdi bir şeyi hep merak etmişimdir. Benim kendi cevabım var ama benim cevabımın önemi yok. Hukukçu olarak sizin cevabınızın daha fazla kıymeti var. Yazılı yasalar mı da önemli olan, bakış açısı mı da önemli olan? Niye? Şimdi Türkiye'de ifade yüzünden bahsediyorum. Yasalara baktığınız zaman pek çok alanda Türkiye'deki yasalar batılı örneklerden çok da farklı değil. Yakın yasalar var birbirine. Hatta bazı yasalara baktığınız zaman en az onlar kadar iyi yazılmış görünüyor. Buna mukabil anlayış meselesi bir farklılık var. Türkiye'nin yazılı hukukunu değiştirip bir hukuk reformunu oradan başlatması gerekiyor. Yoksa aynı yasaları başka bir uygulayıcı bambaşka, farklı bir uygulayıcı bambaşka mı? Yani daha özgürlükçü bir anlayış aynı yasalarla çok daha özgür bir toplum, daha baskıcı bir anlayış aynı yasalarla çok daha baskıcı bir toplum ya da bir devlet yaratabilir mi? Benim görüşüme göre, ama bu bir hukuk felsefesi tartışması, benim de ait olduğum bir kamp var bunda. Hukuk, hakim hukuk nedir diyorsa odur. Sonuç itibariyle hukuka şöyle bir mistik anlam yüklememek, mevzuata yani şöyle bir mistik anlam yüklememek lazım. Ortada bir makina var. Bu makinanın zaten contaları nerede, düğmeleri nerede, hunisi nerede, altındaki efendim çıkış alanı nerede hepsi biliniyor. Yukarısından makinanın biz vakaları bırakıyoruz huninin içine. Makine tarın turun çalışıyor, altından da bir sonuç veriyor. Makine hep aynı makine. Değil. Burada bir kanaat oluşturan, bir faaliyet yürüten hakim var. Ve kişilere çok bağlı bir şey hukukun nasıl sonuç vereceği. Bizim şu andaki mevzuatımız çoğu alanda çok eksik değil. Yolsuzlukla mücadele mevzuatımızdan alalım örneği. Canavar gibi mevzuatımız var bizim. Ne yolsuzlukla mücadele içinde görüyoruz şu anda biz savcılarımızı? Hiç. Var mı dosya? Ben yok. Bilmiyorum. Yolsuzluk mu yok memlekette? Buradaki problem bu. İştah var mı? Ve yürürsen başın belaya girmeyecek. Yürü kardeşim, istiyorum ya ben bunu, temizleneceğiz diyen var mı? Mesele o. Yani yoksa yazılı yasanın fazla değil. Efendim yani önemi fazla değil demem ama bizdeki mevzuat yetersiz de demem. Yolsuzlukla mücadele örneği verdik işte. OECD standartlarına uygun canavar gibi yolsuzlukla mücadele mevzuatımız var bizim yani. Veya ihale kanunu. Yahut ihale kanunu. 86 kere değiştirirseniz eğer artık tabii ki bir mevzuat problemi olmaya da başlar. Ama mesele iştah var mı? Bunu uygulayacak mısınız, uygulamayacak mısınız meselesi. Biraz şuraya geliyor iş yani. Toplumun nüvesinde olanı yasalara da yansıtabilmek durumundayız.
kültürden bahsettik, hukuk ve kültür dedik az evvel. Deminden beri aklıma gelip duruyor Neşet Ertaş. Toplum diyorsak, kültür diyeceksek, Türk kültürünün nabzını bir yerden tutacaksak son ozanımız yani. Yine Anadolu'nun bağrından Yaşar Kemal'in İnce Mehmet'i gönderirken Bozkır'ın tezenesi dediği insan. Neşet Ertaş diyor ki, türküleri yapanlar yasaları yapanlardan daha kuvvetlidir. Ya türküleri yapanları yasaları yapacak hale getirebilirseniz, türkülerle yasalar kol kola yapılabilir olursa, halkın özünde ne varsa yasaya da o yansıtılabilirse, o zaman işte belki hakikaten... Belki o yansıyor. Şimdi bu ikili bir tartışma. Belki de zaten olan o. Yani bu bir umarsızlık hali ve bir yılgınlık var ve dolayısıyla da böyle bir köhnemişlik görüyoruz. Çünkü şunda mutabık kalabiliriz diye düşünüyorum. Yani ekranı başında kaç kişi varsa hepsi başını sallayacaktır. Hukukun şu anki durumundan, adalet dağıtım mekanizmasının şu anki durumundan memnun olan bir insan evladı yok Türkiye'de. Yok. Buna hakimler ve savcılar dahil. Hakimlerin her biri, savcıların her biri, her bir vatandaş. Ya bu bir toplum için burada birbirimize sarılıp ağlamamız gereken korkunç bir cümle. Ve hiç iddialı bir cümle kurmuşuz gibi olmadan göz göze bakıp biz bu cümleyi... Biliyorum. Büyük bir başarısızlık var o zaman. Bir skandal var ortada yani. Bundan daha önemli bir gündemimiz olamaz bizim. Ve bu başarısızlığı gidermenin yegane yolu çok da ağdalı hallere getirmeden, çok zor bir işmiş gibi bir numaraya bunu getirmeden basitçe demin gösterdiğim formül üzerinden gitmeye çalışmak. Yani bir tarafta ifade özgürlüğüyle sinyalleri verme hakkını halka verirken öbür tarafta her sefer aynı sonucu veren ve muhatabından bağımsız bir adalet dağıtım mekanizmasını kuracak. Bu zor bir şey değil. Her seferde aynı yanlış sonucu verse bile mi? Aynı yanlış sonucu versin ya. Bağırır o. O üç kere versin yanlış sonucu. Dördüncü de ifade özgürlüğü tekrar görür. Siyasetçi hukuktan kopamaz o durumda. Şu anda siyasetçinin kulağına kadar bile varamaz o telaş. O ya sosyal medya olmasaydı hiç varamayacaktı. Şimdi bir miktar belki sosyal medya üstünden tutabiliyor. Bu da kapatılıyor, yavaşlatılıyor. Bunlar da var. Reklam arası mı? Bir reklam için duracaksa sonra devam edeceğiz. Şimdi izleyicilerden gelen bazı sorular var. Onları bir isterseniz Güneş Bey size hemen başlayayım. Bir tanesi şu. Yabancı kaynak beklentisi veya yabancı fon beklentisiyle, ekonomik beklentiyle kendi hukuk normlarını düzenleyen ülke var mıdır diye soruyorum. Yani dışarıdan yatırım alacağı özellikle üzerine bütün yapıyı kuran, tüm hukuki mekanizmalarını buna göre kuran bir model bilmiyorum. Bunu kolaylaştırmak için, yurt dışından yatırım girişini kolaylaştırmak için taklalar atan ve buna göre de çok müthiş bir öngörülebilirlik rejimi kurmuş olanlar var. İşte Birleşik Arap Emirlikleri mesela olağanüstü bu konuda yol kat etmiş ülkelerden bir tanesi. Her şeyin çok hızlı yürütüldüğü vesaire bir yapı. Yahut da Amerika'nın eğer eyaletleri arasında ayrım gözeteceksek Delaware mesela şirket kurmanın çok kolay olduğu, uyumsuzlukların, uyuşmazlıkların çok kolay giderildiği vesaire bir örnek. Buna özellikle önem veren, vurgulayan rejimler var ama tamamen bunun üzerine inşa olmuş olanı şey bilmiyorum. Hayır. Hukuk ve inovasyon ilişkisi. Bunu hep vurguladınız. Az önce Ufuk Akçiğit'te Türkiye'de inovasyon konusunda Ar-Ge'ye ayrılan kaynakla elde edilen çıktının eşit olmadığını, Türkiye'nin Ar-Ge'ye çok büyük kaynak ayırdığını, özellikle kamu kaynağı ayırdığını, buna karşılık çıktı Arisan Bakanı orada ilk dünyada ilk 5'te, daha doğrusu OECD'de ilk 5'te, diğer taraftan çıktıya baktığında son 5'te. Bunun hukukla bağlantısı ne kadardır? Gerçekten bunun hukukla, adaletle bir ilişkisi var mıdır? Şimdi inovasyon konusu en nazik, en önemli konu artık. Şöyle bakacağız, bir iktisadi etkinlik peşinde koşuyoruz hukukla. Ya dağılım etkinliği bulabiliriz, yani fiyatları düşürme çabasına girebiliriz. Dağılım etkinliğinin başka açılımları da olmakla beraber. Maliyet etkinlikleri, maliyetleri düşürme derdine düşebiliriz. O zaman bir de tutup üretici acaba aradaki rantı cebe atıyor mu, atmıyor mu'nun polisliğinin peşinde düşeceğiz. Bir de inovasyon etkinliği, dinamik etkinlik peşinde koşabiliriz. Şimdi
bunun artık en yoğun motor olduğunu biz biliyoruz. Büyümenin de refahın da en iyi motoru olduğunu biliyoruz. Gelin iki Fatih'i beraber karşılaştıralım. Biri Fatih Altaylı, biri Fatih Sultan Mehmet. Fatih Sultan Mehmet mi daha iyi bir hayat yaşadı, Fatih Altaylı mı daha iyi bir hayat yaşıyor, tartışacağız şimdi. 60 yaşında mısınız? Tam. Fatih kaç yaşında öldü? 49. Galiba. Gut'tan öldü, Nikris o zamanki tabiriyle. İsteseniz Gut'tan ölemezsiniz siz şu anda. Yani bir Gut semptomları vermeye başlasanız, aman abi C vitamini al vesaire filan, Google'dan baksak protein buluruz. Protein kes bilmem ne falan. Tabii. Yani. Fatih'le ilgili en ufak bir fikirleri o zaman yoktu ki, yani çağ açıp çağ kapatan padişahtan bahsediyoruz. Fatih Sultan Mehmet'in harem kısmını bir tarafa bırakırsak, yani sizin hayatınız daha iyi. Daha iyi. Şimdi nasıl oluyor ya bu? Bir tanesi çağ açıp çağ kapatan padişah, bir tanesi tamam Türkiye'nin elit gazetecilerinden biri ama... Dönemi, yani, dönem diye bir şey var. Dönem diye bir şey. Bu dönem diye bir şeyi yaratan inovasyonun ta kendisi işte. İnsan soylarını ileriye götüren de, bunu ideolojik anlamda söylemiyorum. Yani modernleşmek iyidir, teknoloji iyidir olmayabilir. Ben de isterim ayağımı domates bahçeme karşı uzatayım ve teknolojisiz kalayım. O başka mesele. Ama total olarak Malthus'un olacağını varsaydığı kıtlıkların olmamasını sağlayan da, insan soylarının hala yürüyebilmesini sağlayan da inovasyon. Demek ki bizim göz bebeğimiz inovasyon olmak durumunda. Ve hukuk inovasyonun etrafına örülü olmak durumunda. Ve bu mümkün ve bunu yapan ülkeler var. Gerçekten de inovasyonun üstüne titreyen yapılar var. Bugün Avrupa Birliği'nde komisyonun verdiği kararlar var. Efendim Dow DuPont'u satın alamaz. Çünkü satın alırsa bu inovasyon anlamında negatif etkiye yol açar. İleride üreteceği şu 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 ürünleri ihtimal dahilinde görüyoruz ve üretmekten vazgeçebilir, insentiflerini, motivasyonunu kaybedebilir. Bunların peşinde millet. Şimdi doğru karar, yanlış karar, hayır. Ben daha özgürlükle kısıtlayan yanlış bir şey olmuyor aynı zamanda. Ha, yani tabii ki bu bir yandan spekülatif bir alanı da size açıyor. Bir yandan geleceğe yönelik bir takım egzersizler yapmak durumunda kalıyorsunuz. Bu benim işte doktora tez konumdu, yani doktor olduğum konu tam da bu. Bu hadise, inovasyonla hukuk ilişkisi hadisesi spekülatif bir alan olmakla beraber en üstüne titrenmesi gereken de konu. Bizim açımızdan, Türkiye açısından biz bir parmak daha rahatız. Çünkü bizde henüz zaten frontier inovasyon denilir buna. Yani ön cephedeki, ön saflardaki inovasyon, uç inovasyon bizde daha yok zaten. Bizimki bir parmak geriden geldiği için biz neyi en hızlı şekilde takip etmemiz gerekeceğini ölçümleyerek bunun hukukunu üretebiliriz. Ve bizim inovasyonun üstüne titrememiz bizde daha da çarpanlı bir etki yaratacaktır. Bizim yatırımcımızda da aynı şekilde etki yaratacaktır. Bizim açımızdan inovasyon hukuk ilişkisini kurmak ilk daha adımda kolay. Daha kolay. Kesinlikle daha kolay. Yani çünkü bizde haritası belli atılacak olan adımların ilk başlarda. O Ar-Ge ile alakalı konunun tabii, yani daha randımansız Ar-Ge geri dönüşü olmasının önemli sebeplerinden bir tanesi de üniversitelerle özel sektörün buluşmasının da yeterince yaşattırılamamış olması. Peki orada fikir özgürlüğünün bir etkisi yok çok, mu? Çok, çok yüksek. Çünkü bilgi asimetrilerini ortadan kaldırıyorsunuz düşünce özgürlüğüyle. Eğer ifade özgürlüğünü getirmezseniz yanlış sonuç veren fikirler ilginç fikir taklidi yapabiliyor. Test edemiyorsunuz. Bakın şöyle bir serbest piyasa mantığından anlatmak isterim ben bunu. Neyi serbest piyasaya çıkarsanız düzgün test ediliyor, öyle değil mi? Bu defter acaba iyi iş yapacak mı yapmayacak mı? Serbest piyasada defterler piyasasında dövüşürse anlıyorum. Bu dövüşürse anlıyorum. Benim kafam, benim düşüncelerim de serbest piyasasında dövüşürse eğer, bu düşüncelerden zayıf olanları sapır sapır dökülüyor, kuvvetli olanları ayakta kalıyor. Ve biz bunun serbest piyasasını kıstığımız zaman sağ dikiz aynası olmayan arabalarla kalıyoruz elimizde düşünceler platformunda. Dandik düşünceyle kalıyoruz yani. Çünkü test edilmiyor. Birisi üfürüyor bir düşünceyi, slogan bir şey. Çok yani mesela tok iyidir ve şahanedir diyorsunuz, bir daha o tokla ilgili
Ya bir dakika bunu acaba böyle mi öyle yaptı? Öyle miydi değil diyemiyorsun. Tartışması kalmıyor artık. Dönüyorsunuz sizin işte benim bir Twitter hesabım var. 220 bin takipçim var. Sizin var. Onun 10 katı daha fazlası belki. Dönüyorsunuz siz bir şey söylüyorsunuz sorgulayıcı bir şey. Vay efendim hain misin değil misine düşüyorsunuz. Ben sorgulayıcı bir şey diyorum. Ben bir sloganın altında kalıyorum. Şimdi bu da bir anda sorgulama kabiliyetini de yitiriyor. Gürültünün içinde birbirini duyma kabiliyetini de yitiriyor. Bu sosyal medyanın problemlerinden bir tanesi. Ama aynı gürültüyü eğer savcılar eliyle yaratmaya başlarsanız hain misiniz? Yani şunu biliyoruz değil mi? Ben şu anda niyet etsem kendimi tutuklattıracak beyanları burada takır takır verebilirim. Böyle bir beyan tipi var yani. Her ülkede bu böyle değil. Her ülkenin stüdyosunda niyet ettim ben tutuklattıracağım kendimi deyip konu yapamazsın tamam. Ya. Söyleyeceklerinle kendini tutuklattıramazsın. Ben bunun haritasını bilirim yani. Şu anda şunları söylersem zaten alır götürürler. Şimdi bu belli bir düşünceyi, onun bütün soy ağaçlarını, onun etrafındaki tüm dallarını, tüm meyvelerini, her şeyi zehirli kılıyor. Halbuki belli bir düşüncenin ta kendisinin zehirli olmasının fevkalade istisnai olması gerekirdi. Bizim problemimiz bu. Türkiye'de tam aksine mesela evrensel olarak olması gereken düşünceler serbest, evrensel olarak serbest olması gereken düşünceler ise bir miktar sıkıntılı. Kimin söylediğine de bağlı. Kimin söylediğine bağlı olarak. Ben bu konuda biraz daha rahatım galiba. peki. Az önce sizin verdiğiniz örnekten yola çıkıyorum. İsrail çok iyi bir örnekken bir yıl içerisinde çok kötü bir örneğe dönüşebiliyor. Ha. Nasıl oluyor o iş? Şimdi bu hakikaten yani dünyaya ibretlik ders gibi evet. İsrail'in bu işi çarşafa dolayışı. Tabii çarşafa dolayanın İsrail olması da ayrıca enteresan. Çünkü her zaman... Ya dış mihrak odur. Yani ya İsrail olacaktı ya İngiltere olacaktı. İngiltere gitti kendini Brexit'le çarşafa doladı ve aslında ne kadar arkaik bir sistemi olduğunu ve öyle pek de... yani her dünyanın her yerinde... bütün zarları atan ülke imajının çok da yerinde olmadığını gösterir bir hale düştü. İsrail de hesapta üst akıldı. Bütün oyunları, bütün ipleri o çekiyordu. Her şeyi o yapıyordu vesaire. Ya elindeydi ya. Öyle potansiyelden de bakın bahsetmiyoruz. Bizimle ilgili biz potansiyelimizi realize etmedi. Adam yaptı. Yaptı. Oldu yani. Olduktan sonra bir yıl içinde kötü politik söylemle ayrılık gayrılık yaratarak gerginlik basarak, yargı bağımsızlığına yavaş yavaş müdahil olarak halkı da sokaklara uğratarak darmaduman etti. Bütün elindekini heba etti yani. Bu kadar hızlı yapılabilir. Tabii İsrail toplumunun elinde daha da çarpanlı ve hızlı oldu. Hızlandırılmış film gibi oldu yani. Çünkü İsrail kişi başına en fazla avukatın olduğu, kişi başına en fazla davanın olduğu, en bir... İnsanların çekişmeli usule alışkın oldukları, kadınla erkekle herkesin hep askere gittiği ve herkesin belli bir keskinliğinin, sertliğinin de olduğu bir ülke. O öyle olduğu için tecavüzü algıladığı anda reaksiyonu da çok kudretli olmuş oldu. Bir anda her şey derin dondurucuya girdi. Ama buradan da çok hızlı çıkmaz mı dinamikleri? Tabii ki. Zaten o mekanizmalar öyle işliyor yani. Onun faydası o. Bizdeki problem belki de biraz biz sürünüyoruz. Ve sürünmeyi de biliyoruz. Yani o top gözlüğümüz var kültür meselesinden bahsedeceksek. Yani deprem esnasında ben bunu çok net bir şekilde hissettim. Depremde yardıma gittiğiniz her yerde olağanüstü bir top gözlülük. Evet. Olağanüstü bir yani daha yeni yıkılmıştı şimdi yaptık kusura bakmayın bu ekmek de çok iyi olmadı ama vesaire hali var. Şimdi o hem müthiş bir özelliğimiz. Ama hem de bu kadar tok gözlü, bu kadar talepten uzak olduğunuz zaman ya sök al, hakkını sök al, ara, talep et durumu da daha farklı bir yere. İşte Yunanistan'da bir tren kazası olduğu zaman ortalık birbirine giriyor, seçimleri ertelediler. Bizde ise bir tren kazası oldu. Sadece mağdurlar yıllardır seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Hem mağdurlar yıllardır seslerini duyurmaya çalışıyorlar hem de mağdurlar neredeyse hadi artık ya çok oldunuz anladık yerine modellendiler ya oraya düşürüldüler. Bunun ama hukukla alakası yok. Var. Var mı? Sorumluluk. Özgürlük nedir? Özgürlük aslında sorumluluktur.
özgürlüğü talep etmekle alakalı, şu anda Sigmund Freud şeyine girdim, referansına girmiş oldum. Sigmund Freud der ki, insanlar aslında toplumlarda çaktırmadan özgürlükten kaçarlar. Çünkü özgürlüğü aldıkça sorumluluğu da alması gerekir. Türkiye'nin tam yaptığı bu değil mi aslında? Aynen öyle. Hukukla bağlantısı nedir diye sordunuz ya, cevabı tam da bu. Yani ya verme bana kardeşim özgürlüğü de. Ben istiyorsam beni... Benim başımı ağrıtma. Başımı ağrıtmayın. Ben düşünmek zorunda kaldım. Aynen, ben sakin sakin, güzel güzel, yani tedirgin oluyor adam. Hadi haklara yürüyelim arkadaşlar olduğu zaman hep tedirgin oluyor. Çünkü her sefer başına bir şey gelmiş. Her sefer ayazda kalmış. Her sefer yürü kapitan demişler. En önde o fırlamış. Ondan sonra bir bakmış arkasında kimse yok. Bugün de çok olan bir şey bu arada. Bakın ben bu konuşmaları bugün yapıyorum. Yarın bazı gayet kudretli insanlarımız dönüp çok beğeniyorum seni yöneticiyim. Gerçekten nalına da mıhına da çok iyi konuşuyorsun vesaire diyecekler. İki gün sonra tutuklanırsan da diyecekler ki adam okulunu çıkarmış. Vallahi zaten yani. Tabii ki. Bu budur yani. Ve hep böyle oluyor. Onlara göre de benim yurtum sırtımda yumurta küfesi var, ne yapalım? Ya benim yok mu? Sizin yok mu? Aileniz yok mu? Benim ailem yok mu? Ben de iki devlet memuru profesörün oğlu olarak Ankara'dan kalktım, İstanbul'a geldim, kendi hukuk büromu kurdum vesaire vesaire. Benim de ekmeğinden sorumlu olduğum bir sürü insan var. Fabrikatörün yumurta küfesini sizinkinden daha büyük kılan bir şey yok. Ama ilk piyasadan çekilen sanayicisi vesaire oluyor. Şimdi bu da uygun bir iş değil. Bu da doğru Peki değil. Peki dünyada hukuksal reformlar ya da düşünce özgürlüğü anlamındaki ilk adımları kim atmıştır genellikle gelişmiş toplumlara? Yani Fransa'da biliyoruz ki burjuva mesela. İngiltere'de kim yapmıştır bunu? Amerika'da kim yapmıştır? Nasıl elde edilir bu? Fakir halk mı elde etmiştir yoksa zenginler mi elde etmiştir? Nasıl aranır bu hukuk? Güzel soru. Şimdi düşünce özgürlüğü. Amerika'daki enteresan bir fenomen. Amerika'nın ta çekirdeğinde var bu iş. Yani 1776'daki bağımsızlık bildirgesi aslında bir hukuk metni. Bağımsızlık bildirgesi hesapta ama yani okuduğunuz ve öğrencilere okuttuğunuz zaman kurgusu şöyle bağımsızlık bildirgesinin. Önce diyor ki bir kere mevzuatı bir ortaya koyalım diyor. Bir mevzuat yok ortada. Biz şu gerçekleri kendinden menkul addederiz diyor. Direkt irticalen çeviriyorum. Çok iyi olmayabilir ama. Kendinden menkul addederiz diyor. Self-evident diyor ona. Her insan eşit yaratılmıştır ve doğuştan getirdiği haklar vardır. Şimdi dilekçe bu. Önce bir mevzuatı koyuyor. Bir verdi. Arkasından dönüyor diyor ki bak bana bunları yaptınız. Bütün dertlerini sıralıyor. Gene bir dilekçe bu. Hukuk dilekçesi. Diyor ki bana vergiler saldınız, anlamsız vergiler saldınız, neyin vergisini olduğunu anlayamadım vergiler saldınız, silahlı adamlarınızı toplumun içerisinde dolaştırdınız, beni intimide edip korkuttunuz, onu yaptınız, bunu kıldınız, geçmesi gereken mevzuatlarıma rızanızı vermediniz vesaire vesaire. Bu yüzden sabrım taştı, tamam. Ondan o yüzden bağımsızlığımı ilan ediyorum ve defalarca sana başvurdum. Ve sana durumumu düzelt dedim, sen sağır kaldın. Yani diyor ki benim gidecek başka yolum da kalmamıştı. Bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gider gibi artık. Yani bütün kanun yollarını da tükettim. Onu da söylüyor. 1776'nın bir... Bunu İngilizlere söylüyor. Amerika. Amerika İngilizlere söylüyor. Aynen. Amerikalılar İngilizlere söylüyor. Ve en sonunda da belgenin o yüzden ben de bağımsızlığını ilan ediyorum, bitti diyor. Şimdi bizde de Amasya Tamimi var tabii 1919 Haziran ama bizdeki Amasya Tamimi'nin bir özelliği çok kudretli bir birel lider tarafından sürüklenen bir şey o. Zaten demin anlatmaya çalıştığım o. Yani olağanüstü bir lideriniz varsa ve çağının çok ötesine geçerek size bir şeyleri bak doğruları bunlardır diye verdiyse kıymetini bilmek daha zor oluyor olmuş olabilir. Yine Amerika'da kurucu babalar yok mu? Var ama kurucu babalar daha çoğul ve biz çok kanlı iç savaşlar vesaireler geçirilip de neyin ne olduğunun anlaşıldığı periyodların da kurguda etkisi var. Bizim yapmamız gereken daha fazla çatışmaya girmeden bu iç özgürlük meselesini çözmek. Çünkü şu anda bizdeki problem şu. Biz istiklalimize çok düşkünüz, özgürlüğümüze. Ama topraksal ve namussal anlamda çok düşkünüz. Evet.
biz toprağımızı korumayı düşünsel çok iyi biliyoruz. Değiliz. Düşünsel anlamda değiliz ya. Ya ben istediğimi söylerim kardeşim anlamındaki kendi beynimin, zihnimin, ruhumun özgürlüğüne düşkünlüğüm, toprağıma olan düşkünlüğüm kadar kadim değil. Ama bu doğal doğu geleneği değil mi? Öyle. Bu var. Ama bizde o gelenekten aslında bir miktar kopabilmeyi başardık. Doğuya göre kopmuşuz, batıya göre de evet. Yani doğudan uzaklaşmışız, batıya göre ihtiyacımız da var. Yani doğuyu kötülemek anlamında değil. Bizim buna ihtiyacımız yok, var. Şey çünkü yani. Bizim açımızdan bunun yoğun bir şekilde yürütülmesi ve çalışmaya dönmesi lazım. Elimizi taşın altına kolektif olarak sokamayacağız. Ortak aklı kullanamıyoruz başka türlü. Dolayısıyla bu hukuku yaratamazsak, o sevgi bağını kuramazsak biz aslında masada var mıyız yok muyuz sohbeti var ya, biz masada olacağız ama üzerinde zar atılan olarak biz masada olabileceğiz. Masa olarak olacağız. Masa olacağız biz yani. Valla siz bağımsız bilirsiniz. Mesela ben Federalist Papers'ı daha fazla önemserim. Çünkü oradaki tartışmalar aslında demokrasinin ne olup ne olmadığı konusunda, güçler ayrılığının ne olup olmadığı konusunda, yöneticilere tanınan hakların bir tek ismini bile, yani Cumhur ne denir, President isminin bile ne kadar uzun tartışmalar çıktığı konusunda evet. Çok önemli veriler içeriyor. Yani bağımsızlık, bizim de bir bağımsızlık bilirliği var. Bizim bir Federalist Paper'ımız yok. Baktığımızda yani bu işin detayını tartışacağımız bir şeyimiz yok. Bağımsız oldum ama nasıl oldum konusu, daha doğrusu başkalarından bağımsız ama kendi içerisimizde, içimizde birine bağımlı olmakta beis görmemişiz gibi bir şey var. Evet. Peki, şimdi siz Delaware örneğini verdiniz. Aynı ülke, Amerika Birleşik Devletleri. Evet. Peki öyle baktığımız zaman mesela Türkiye'nin tek hukukluluğu ya da federal olması daha mı doğru bir şeydi, daha mı yanlış bir şeydi başlangıçta kuruluşunda? Türkiye'de bence bir hukuk rejimi problemi yok. Yok mu? Bence yok. Ben bizim mevzuat altyapımızın bile eksikleri tabii var ama ana problemimiz olduğunu düşünmüyorum. Ne ana problem? Uygulama iştahı bizdeki ana problem. Doğru şekilde uygulama iştahı ile ilgili problemimiz var bizim. Yani aynı mevzuatın tıpkısıyla hiç uygulanmamış olan belli hakaret suçları vesaireler bugün birdenbire takır takır uygulanıyor şimdi. Veya kişiye bağlı olarak uygulanıyor. Evet. Şimdi bir sürü arkaik mevzuat parçası başka ülkelerde de var ama onlar aslında fiilen terk edilmişler. İzlanda'da yani. Türkleri öldürmek serbest. Yani her yerde öyle acayip şeyler var ki ama bunu uygulanışı yok ortada. Şimdi biz bunları birden hortlatıyoruz. Birdenbire geriye doğru büyük adımlar atıyoruz. Tekrar başka bir takım iblislerle mücadeleye girmeye bak. O zaman enerjiyi ve bütün çabayı orada sarf ettiğimiz için de sonuç elde etme, gerçek anlamda ileri yol kat etme imkanımız daralmış oluyor. Bizim ana problemimiz bu. Peki Türkiye'de işte bitmek tükenmek bilmeyen bir anayasa tartışması vardır. O anayasa mı, bu anayasa mı, şu anayasa mı diye işte. 1920 anayasası mı, 1924 anayasası mı, 1921 anayasası mı, 1924 anayasası mı, 61 anayasası mı? Hangi anayasa Türkiye için daha özgürlükçü? Mesela 61 anayasası herkes çok özgürlükçü der. Öyle. Öyle midir yoksa 24 mi daha iyidir? Hangisi? 61 Anayasası, yani tabii bunların öğrencisi olarak söylüyorum ve anayasa hukuku ana alanım değil ama elimden geldiğince çalışmış bir insan olarak söylüyorum. 61 Anayasası gerçekten özgürlükçü, zamanının ilerisinde bir anayasa. Gene döner dolaşır konu, işte o elbise bize bol geldi. Bol geldi. Ya, tamam, öyle elbise bol gelmez. Sen içini dolduramamışsın elbisenin. O öyle olur. Sen zayıf kalmışsın. Sen zayıf kalmışsın yani. O samimi değilmişin aslında. Oraya gerçek şu anda da açalım bizim mevcut anayasamızı. Gelin şurada teker teker ya ne ülkeymişiz be diye okuruz yani. Olsa yazan gerçekten de fiiliyatta başımıza gelenle, fiiliyatta gördüğümüzle örtüşse gene kurtarır yani. Dolayısıyla iş şuraya geliyor. Sökülüp alınmayan hak aslında mevcut yazılı olamıyor. Yazılı önemli. Olması ikincil bir iş. Onu aldın mı sen? Yoksa o hakka bir şekilde bir yer veriyorsun yazılı mevzuatında ama aslında üzerinden uçup geçiyor musunuz yani? Bizim ana problemimiz o. Kadın hakları meseleleriyle ilgili olarak da mesela İstanbul Sözleşmesi yani alıp götürdüğün zaman önemli bir çökmeye yol açıyor. Öyle az buz bir şey değil yani bir güvencesi var bunun. Bir anda paldır küldür neden olduğu belli olmaksızın bir şeyler alınıp götürülebiliyor. Bu şu konuya getiriyor bizi. Belki de ifade özgürlüğünün en önemli kavramına, şeffaflık kavramına.
Bizim ihtiyacımız olan şey şeffaflık ki kendi oyumuzu doğru verebilelim. Biz artık olup bitenden koptuk. Nasıl futbolda bazen insanlar soğuyor maç seyretmekten. Ya bir şeyler dönüyor. Benim tadım kaçtı seyretme. Şimdi neredeyse siyaset sahnesi de oralara gidecek. Çünkü şeffaf değil. Birisi çıkıyor diyor ki bunların belgelerinin hepsi elimizde var. Zamanı gelince açıklayacağız. Efendim şimdi bir dakika. Zamanı gelince açıklayacağız. Şimdi hemen ya. Bunun başka bir zamanlaması yok. Topluma böyle bir şey var diyorsan açıklamak senin ödevin. Zamanı gelince açıklayacağız diyorsan ve o zaman bir türlü gelmiyorsa ve o zaman da asla gelmiyorsa cambaza bak oyunu oynuyoruz. Bu oyunu niye oynayabiliyoruz? Çünkü insanlar ciyak ciyak isteyemiyor. Göster istiyorum kardeşim. Buna göre tepkimi koyacağım olamıyor. Çünkü ifade özgürlüğü yeterli olmadığı için biz süjeler olarak seyrediyoruz bunu. Bize ne söylenirse artık. Uygun bulunursa. Bu önemli bir ifade özgürlüğünün en temel aracı nedir? Medya mıdır? Sosyal medya mıdır? Nedir ifade özgürlüğünü en fazla güçlü talep edebilecek nokta? Şu anda sosyal medya gibi görünüyor bizdeki kullanım şekliyle. Ama tabii sosyal medyanın da önemli handikapları var kendi içerisinde. Yani doğruyu yanlıştan ayırmak, gerçek içeriği, gerçek olmayan içerikten ayırmak olağanüstü. Yani işte geçen gün New York'ta Sayın Emine Erdoğan Chanel dükkanına gitti vesaire diye bir şey çıkarttılar sosyal medyada. Halbuki parkta yürüyüşe gidiyormuş meğerse. Şimdi bu, işte orada da iftiranın yakışanına korkuyor. Yani bu da bir skandal yani. Bunlar da çok büyük olaylar. Çok, ve hep her an herkes her buna düşüyor gelecek. Yani. Bu sefer tabii her an buna düşüldüğü için aslında tepki koyulacak bazı şeylere de acaba mı diye elleşilmiyor. Şimdi bu da sosyal medyanın önemli problemlerinden, handikaplarından bir tanesi. O zaman da konvansiyonel medyanın çok güvenilir olması gerekiyor ki orayı çek edebilsin. Zaten konvansiyonel medyanın sosyal medyanın rakibi olduğu çok açık. Rakibi olmak kötü bir anlama gelmedi. İkisi de birbirinin kalitesini yükseltebilir. Ama konvansiyonel medya eğer yerlerde sürünürse sosyal medya zaten artık ne yaparsan kaldırıyor. Bütün mecra sosyal medyaya akmış oluyor yani. Dünyada durumun bu olduğu başka ülke var mı? Biraz Amerika sanki bize benziyor. Avrupa böyle değil sanki, bilmiyorum. Benziyor. Amerika'daki vaziyet bize benziyor. Sosyal medya kullanımı özellikleri de benziyor. Ama bu kadar sosyal medya kullanımı yönünden tutkulu olan çok fazla ülke olduğunu bilmiyorum. Anlaşılabilir de bir şey. Gençler var, dış dünyadan haberdar olmak istiyorlar. Ülkelerinde olup bitenden haberdar olmak istiyorlar. Özgürlüğü kullanmak biraz güç olduğu için orada tabii. Kapalı bir devrede özgürlük kullanabiliyor ya da gizli bir şekilde özgürlük kullanılabiliyor. Onlar da güzel. Peki mesela siz sosyal medya platformlarının bazılarının hukukçusunuz aynı zamanda. Evet. Bunların yaşadığı hukuki sorunlar Türkiye ile orada farklı mı? Yani bu bot hesaplar herkesi çok rahatsız eden ve açıkçası bana sorarsanız düşünce görüyorum bir darbe. Çünkü olmayan bir düşünceyi varmış gibi göstermek de yanlış bir şey veya olan bir düşünceyi çoğunlukla bir düşünceyi azınlıkmış gibi göstermek de bir problem. Bununla ilgili mücadele konusunda onlarla bizim aramızda bir fark var mı? Ya da oralarda da kamu otoritesinin bot hesap kullandığı ya da kamu otoritesinin sosyal medyayı tırnak içinde abuse ettiği yerler var mı? Şimdi dünyada genel olarak bir sosyal medyayla devletlerin çekişmesi durumu var. Var yani. Neredeyse sosyal medya politikayı mı tatil edecek? Sosyal medya toplum iradesini mi tatil edecek? Bu nereye gidiyor türünde bir tartışmaya yer yer rastlıyoruz belli yerlerde. Ama Türkiye'deki hali çok agresif. Ve onun da ana gerekçesi başka mecra kalmamış olması. Dolayısıyla bütün etkiler çarpanlanarak geliyor. Bizim açımızdan yani hukuk insanları anlamında söyledim bunu. Yoksa ne müvekkil konularıyla ilgili bir şey söylerim ne avukat şapkamla bir şey söyleyebilirim. Ama hukuk insanları açısından sosyal medyanın önemli lezzeti şu. Sosyal medyada sonuç itibariyle her tür bilgi çok hızlı aktığı için o hız içerisinde doğru ayıklama faaliyetini yaptırabilirseniz ki bu ifade özgürlüğüyle olacak olan konu o zaman çok iyi bilgiye çok hızlı ulaşabilirsiniz. Ben bunu kendi hesabıma deprem esnasında yaşadım.
olağanüstü iyi bilgi aldım. Hangi köyde neye ihtiyaç var? Yani herkes iyi niyetliydi. Bir kişi suistimal etmedi. Bir tek kişi ya suistimal etmedi yani. Ve yüz binlerce çadırı yağdırdık. O oldu, bu oldu ve köy köy her yeri öğrendim. Neye ihtiyacı olduğunu öğrendim. Nüfusu, irtibat kişisi, o bu. Yani mümkün değildi. Depende muazzam iş yerinde. Mümkün değildi. 10 yıl evvel bunun olması ihtimali yoktu yani. Bu kuvvette yürümesine imkan ihtimal yoktu. Dolayısıyla o yönden tartışılmayacak bir randımanı var. Ama bir yandan da aynı şekilde galeyana getirici, doğru olmayan bir bilgiyle birdenbire patlamalara yol açabilecek bir tarafı da var. Kimsenin kontrolsüz bırakılmasını önerebileceğini sosyal medyanın düşünmüyorum. Zaten sosyal medya platformlarının kendilerinin de böyle bir kanaati olduğu düşüncesinde değil. Daha çok ben şey açısından merak ediyorum mesela. Bot hesaplar. Ha, evet. Şimdi, bunların kontrolü mümkün değil mi yani? Bunlarla ilgili bir şey yapılamıyor mu? Bütün dünyada benzer sorun yaşanıyor mu? Var. Bu problem bize özgü bir problem değil ama bizde epey bu konu... Şimdi bizde kamu destekli bot hesaplar var. Evet. Bizde yani var ya da yok demem yine uygun olmaz. Hep kaygı ben içerisindeyim. Ha, yarın şu şirketin avukatı dedi ki demesinler. Ama evet, Türkiye'de özellikle problemli alanlardan bir tanesi bu. Bot hesap meselesi ve çok başvurulan bir konu. Özel şahıslar tarafından da öyle. Bu da gene kültürel unsurlarla açıklanabilir diye düşünüyorum. Sizin demin soruyu sorarken söylediğiniz gel şuradan sıraya kaynak yap hikayesine de gidiyor biraz. Yani sistemi dolanma özelliklerine gidiyor. Peki bugün Türkiye'nin yaşadığı hukuksal sorunlara baktığımız zaman bunların ne kadarı evrensel, ne kadarı bölgesel ya da yerel ve tek bir hukuk normu her şeyi çözmek mümkün mü? Şu açıdan söyleyeyim size. Atatürk, bütün ilerici, şu bu falan filan çok önemli lider, kurucu, baba, çağının bin yılı dersinde belki ama mesela baktığınız zaman işte herkesin de verebileceği bir örneklerden bir tanesi mesela kadınların çalışma hakkıyla ilgili meselede yetkiyi eşlere bırakıyor. Ve bu 1927'de yanlış hatırlamıyorsam konmuş bir madde geliyor 1990'lara kadar geliyor. 1990'da veya 91'de kaldırılan bir madde. Veya işte eşin işten ayrılmasıyla ilgili veyahut da zina konusuyla ilgili. İşte zina kadın tarafından işleniyorsa suçtu, erkek tarafından işleniyorsa suç değildi. Bu ancak 1990'ların sonunda 2000'lerin başında halledilen bir sorun. Şimdi, acaba bazı hukukta bazı özgürlükler ya da bazı meseleler yerel olarak mı değerlendirilmeli, evrensel kurallar mı değerlendirilmeli? Burada bir evrensellik söz konusu olabilir mi? Ya da olmalı mı illa? Bu önemli bir soru, çok tartışılan da bir soru. İfade özgürlüğü anlamında da çok tartışılır. Yani ifade özgürlüğünün de bir yerselliği var. Tabii Türkiye'de satıldığı hali doğru değil bu arada. Yani 100 olaydan 99'unda gelinip de size bu yapsana bunu Amerika'da yapabiliyor musun? Yapabilirsin. Yaparsın yani. Ben hani herkese de bu iş rahatlığını vereyim. O cümleyi yani kuranı... Işte, en basit olarak Robert De Niro çıktı. Başkana yaparsın, ana avrat küfür etti. Bir şey de olmadı. Yaparsın. Yani hep de bu örnekler verilir. O kadar değil. Yani gerçekten bir ifade özgürlüğü kalite farkı var. Aramızda. Ama bir yandan da tabii ki yerselliklerle de konunun yürütülmesi lazım. Mazisinin de ülkelerin bunda ilgisi var. Mesela ben Amerika Birleşik Devletleri'nde avukatlık yaptığım dönemde hatırlıyorum 2000 senesiydi. 2000 senesinde Amerikalı meslektaşlarımdan Türkiye'ye gelenler ya ne kadar her yere bayrak koyuyorsunuz ama bayrak meraklısınız derlerdi. Ben de dikkat ederdim Amerika'da hakikaten çok da o kadar bayrak yok idi. Sonra bir 11 Eylül saldırısı oldu. Her yer bayrak. Her yer bayrak oldu. Şimdi benim o sırada aklım yetmedi ki adama kardeşim burada PKK ile uğraşıyor ülke. Dolayısıyla da insanlar bayrağını çekiyor. Bu böyle. Senin öyle bir derdin yok. Amerika çok bayraklıydı aslında. İyice ama yani. Bir köpürmek köpürdü. Evet. Çılgınlık yaşandı yani. Şimdi o tarihsel ruhu tarihsel mazisiyle de geliyor iş. O tarihsel mazide verdiğiniz zina örneğinde olduğu gibi yahut işte erkek ailenin reisidir vesaire hükümleri şu bu. Bunlar tabii ki gelenekten ve töreden yola çıkarak gelmiş hükümler. Bunların ayıklanması faydadır bana göre.
Toplumu öyle hop oturtup hop kaldıracak, rahatsız edecek bir boyutu olabileceğini de öngöremem, düşünemem. Ama ifade özgürlüğü tarafında kendimize göre bir yol tutturmak durumundayız. Bu daha az özgürlükçü olmamız gerekir anlamına gelmez. Beni öğrencilerin en çok hayal kırıklığına uğrattığı yerdir. Yani öğrencilerim beni hayal kırıklığına uğratıyor demiyorum ama şu beyanı aldığım öğrenciye bayağı yüklenirim ders boyu. Gelir der ki bazen gencecik öğrenci, efendim Amerika'nın kuzeyinde, Kanada güneyinde Meksika var. Tabii orada böyle anlattığınız gibi kararlar olur. Bizim etrafımız düşmanlarla çevrili, işte içinde bulunduğumuz nazik konum dolayısıyla vesaire. Şimdi o da annesinin babasının sofrasından aldığını bize derste getirmiş oluyor. Şimdi bununla hiçbir şey olmaz. Olmaz. Etrafımız neyle çevrili olursa olsun bizim güçlenmemiz gerektiği anlamına gelir. O çıtayı arttırmak için. Bizim bütün derdimiz kırılganlık bugün. Biz çok kırılganız şu anda. Yani istediğimiz naraları atabiliriz ama ekonomimiz süper kırılgan. Yani bir Amerikan başkanının dolarla ilgili bir hamle imasıyla biz darma duman olabiliyoruz. Biz bu noktadayız şu anda. Bizim kırılgan olma lüksümüzün olmadığı da doğru bir cümledir. Bizim kendi ayaklarımız üstünde kudretli olmamızın yolu da ancak o ifade hürriyetiyle beraber o kucaklaşmayı yaşayıp kendi içimizden o motoru doğurabilmekle olacak. Onun derdindeyim. Peki ifade hürriyeti dediğin zaman Türkiye'de gelinen en önemli noktaların bir tanesi inançlarla ilgili ifadeler. Türkiye'de zaten inançlarla ilgili pek bir ifade kullanmak mümkün değil. Biz bir tarihi gerçeği söylediğimiz için bu programda Celal söylediği için Şengör Rütük tarafından cezalandırdı ki bu yani teolojinin temelinde olan bir şey olduğu halde. Ama bir yandan baktığın zaman da işte bilmem nerede Kur'an yakıldı, bilmem nerede dinimize, peygamberimize hakaret edildi. Oysa bakıyoruz ki mesela o ülkelerde kendi dinleriyle ilgili de çok ağır eleştiriler veyahut da işte bugün daha gördüm işte bir reklam hazırlamışlar, Almanya'da yayınlanan bir reklam, bir rakı reklamı, işte Hazreti İsa'nın o son yemek tablosunda rakı içiyorlar falan filan yani. Böyle kullanılabiliyor. Buradaki hassasiyetler önemli midir toplum açısından veya bu hassasiyete dikkat etmek evrensel hukukun bir kabul ettiği bir şey değil midir? Gene geçmişinizden ve geleneklerinizin ve dini değerlerinizin yapısından kaynaklanan bir yerde kalmış oluyoruz. Yani Almanya mesela dini referanslar konusunda çok liberaldir ama bir Nazi bir savastika üzerinden herkesin kendine göre kırılganlık noktası ve aman ben bunun uzağında durmak isterim diyeceği yer var. Şimdi bizimkiler çok sayıda ve çok fazla. Ve bir kısmı da üretilmiş vaziyette. Yani bundan beslenen olduğu için zaten şeyin problemi nedir? Yani polarizasyon yaratmanın, kutuplaşma yaratmanın, fanatizmden beslenmenin problemi nedir? Toplumu o şekilde yardığınız zaman artık mayınların sayısını çok arttırıyor. Her yer patlıyor. Bu sefer hareket alanı kalmıyor. Gerçekten de üretmeye yer kalmıyor. Donup kalıyorsunuz yani. O problemle baş etmek adına bizim... Almanya'da bunu yapmak bu şekilde kolaydır ama hadi gel bunu... Zor. Tabii ki. Nazi'yle veya bunu Hitler'le yapmış kolaysa veyahut da işte ne bileyim bir antisemitizmle. Son şunu sormak istiyorum. Şimdi bakıyoruz işte özgürlükler, din, baskı, toplum falan filan bunları konuşurken iyi örnekler ve kötü örnekler var. Şimdi Suudi Arabistan örneği. Herhalde sizin de dikkatinizi çekiyor, izliyorsun bir hukukçu olarak. Şimdi Türkiye muhafazakarlığı arttırıp hür düşünceyi veya ifade özgürlüğünü belli ölçülerle sınırlamak isterken hür düşüncenin en fazla karşısında olan ve dini baskının en yüksek olarak hissedildiği bir şeriat devleti olan şeriat ve kabile devleti olan Suudi Arabistan'da ise tam aksi kendileri için büyük, insanlık için küçük olsa bile kendilerinden büyük adımla atılan bir dönem yaşıyoruz. Bu bir mana ifade ediyor mu dünyadaki kutuplaşma açısından? Ediyor ve bu da bize hadi artık uyanalım getiriyor. Bugün padişahlardan açıldı şansımız. 3. Murat'ın bilirsiniz uyan uykusu çok gözlerim uyan diye başlar. Hatta bakın tevazudan bahsettik. Onun içinde de o tevazu vardır. Yedi iklim benim deyu güvenme diye söyler. Padişah söylüyor kendine.
Burada biraz uykumuz çok, gözlerimizi açıp uyanmamız lazım. Çünkü Suudi Arabistan yine şunu, yani az evvel Birleşik Arap Emirlikleri örneği verdim. Gene o tarafa gittik. Halbuki hep sanki batıya gidecektik bu örneklerde. Takır takır doğuya gidiyoruz ve işliyor yani. Çünkü onlar da bu işe uyanmış vaziyetteler. Onlar da neyin aslında içeriden büyümeye... Petrol ila nihaya yok. Yok. Ve çalışkanlığı bir şekilde yürütmek durumundasın, modelini kurmak durumundasın. Arap Baharı gördün. Arap Baharı'na baktığın zaman bir şöyle iliğin kemiğin çekildi, bir irkildin. O sırada kamu harcamalarını patlattırdın. Yani veri gösteriyor ki tam o sırada çılgınca kamu harcamasına girdi Suudi Arabistan. Hemen aman ol. Şimdi bunu ila nihaye petrol parasıyla basamazsın. Dolayısıyla modellemen lazım. Ve o modele sen de, Çin Halk Cumhuriyeti de, herkes sonuç itibariyle daha fazla inovatif düşünce, yenilikçi düşünce, yeni düşünce prosesleri yaratarak, yeni ürünler getirerek, mevcut kalıpları kırarak girmek zorundasın. Bunu yapamadığın ölçüde birisinin peşine takılıp onun sürücü koltuğunda oturduğu bir vesayette seyahat edeceksin. Kendi eğer maceranı yaşayacaksan, kendi eğrini çizeceksen, başkasının fonksiyonu olmayacaksa senin çizeceğin eğri, mutlaka şoförlüğü öğrenmen lazım. Mutlaka. Ve o şoförlüğü öğrenmenin yegane yöntemi de direksiyona geçmek, kolektif aklı kullanmak. Onun için de aklın akılla, yine Mevlana'ya dönerek kapatacak olursak, aklın akılla gayretsiz, maksatsız buluşmasını sağlayacak ortamı vermek, o sevgi bağını mümkün kılmak, o güven ortamını tesis etmek, hukuksuz bu iş olmaz. Çok teşekkürler. Biz de burada sizin verdiğiniz örneğe uygun bir şekilde aklın akılla gereksiz bağlantısını kurmaya çalışıyoruz yıllardır. Bir ölçüde başarılığımızı düşünüyorum. Çünkü başlangıçta bize kardeşim gündemden kaçmak için mi bilim konuşuyorsun diyenler şimdi ya ne önemli iş yapıyormuşsun demeye başladılar. O da bizim yani mutluluk kaynağımız bugünlerde. Yöneş Bey sağ olun. Sizde. Haftada abinizi çağırayım bari. O daha alışkın. Ama galiba milletvekili oluyor. Öyle yok bir mu? Bilgim yok. Pardon, olmuyor. Cedat Akçay oluyor. Olmuyor. Bizim konuklara biraz çok teklif gelmiş bu dönemde. Ama abiniz olmuyor. Cedat Akçay galiba milletvekili. İyi de seçilir bir yere koymuşlar. Siz düşünür müsünüz böyle siyasete girmeyi hiç? Hayır, hiç düşünmüyorum. Niye? Böyle bir hizmet yok mudur millete? Kesin vardır ama Türkiye'de şu anda siyaset yoluyla özgür düşünce olmadığı için belki. Yani siyasette özgür düşünce olmadığı gibi çok öyle burada serdettiğim düşüncelere kucak açacak bir ortamı da görmüyorum. Peki. Hani gerçekten de çarklar çok farklı işliyor, görüntüsü var benim kafamda. Üstelik de açıkçası baktığım zaman tam da bu benim fikrime yakın diyeceğim bir siyasi parti bulmuş değilim. Ben siyasi partilerde özgür düşünce insanları çok sevmezler biliyorsunuz. Evet. Türkiye'de, evet. Dünyada da böyle ama Türkiye'de özellikle böyle. Onlar da fikir özgürlüğünden yana görünseler de özgür fikri pek her zaman sevmezler. Sağ olunuz, var olunuz. Kanalsal konuşmak istemiyoruz. Sadece bir sosyal bir gerçek bu ya. Toplumsal bir gerçek. Ondan bahsediyor. O yüzden de Gönenç Bey gibi düşünen insanların siyasete mesafe koydukları, zaman zaman mesafe kaldırıp içine girdikleri zaman da ya pişman ya rezil olduklarını görüyoruz. Kişilikli olanlar pişman, kişiliksiz olanlar ise rezil oluyor. O yüzden de genelde dışında kalmaya çalışıyorlar. Herkese iyi geceler diyorum. Yarın akşam siyaset konuşacağız. Sayın Serap Yazıcı var. Yine hukuktan bahsedeceğiz. Türkiye'nin hukuktan başka hiçbir çıkar yolu yok. Yani biz ekonomide düzeleceksek, toplum yaşamında düzeleceksek, eğer muasır medeniyet seviyesine öyle böyle varacaksak, tutulması gereken yegane ip hukukun ipi, ekonominin ipi de hukuka bağlı, adaletin ipi de hukuka bağlı. Neyin ipi varsa bildiğiniz bütün ipler hukuktan geçiyor. İnsanlığın en büyük icadı biliyorsunuz ki hukuktur. Aslında insanın en büyük icadı dindir derler ama dinlerde bir hukuk sistemi getirdikleri için büyük icattır. İçinde hukuk sistemi barındırmayan din pek yoktur. Varsa da o ara din veya bir başka dinin devamı pozisyondadır. O yüzden hukuk. Yarın yine hukuk. Serap Yazıcı burada olacak. Yeni iktidar adayı masanın
nasıl bir hukuk anlayışı içerisinde olacağını yarın akşam konuşacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın.